İstanbul, fetihle müjdelenen, çağ kapatıp yepyeni bir çağ açan kadim şehir. Güzelliğiyle dillere destan, dünyanın başkenti. Ve bu şehri çevreleyen surların öte yanında tarihle yoğrulmuş ve güzelliklerini günümüze kadar saklamayı başarmış Zeytinburnu. Eski dönemlerde burada bulunan zeytinliklerden ismini alan Zeytinburnu, birçok uygarlık ve imparatorluğa ev sahipliği yapmış tarihi bir kent. Denizi, surları, tarihi, yemyeşil parkları, meydanları ve güler yüzlü insanlarıyla Zeytinburnu size mutluluk vaat ediyor. 300 bine yaklaşan nüfusuyla Zeytinburnu'nda modern yaşamla tarih iç içe geçmiş durumda. Burada hangi sokakta gezerseniz gezin, karşınıza mutlaka bir tarih çıkacaktır. Merkez Efendi Türbesi ve Tekkesi, 14 dönüm alan üzerine kurulmuş Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, dini ve kültürel özellikleriyle Meryem Ana Manastırı, İstanbul'un en eski mezarlıklarından Kozlu Mezarlığı, İstanbul'un manevi sahiplerinden Seyit Nizam Türbesi, tarihi ve kültürüyle Yeni Kapı Mevlevi Hanesi, Zeytinburnu'ndaki kardeşliğin simgelerinden Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, İstanbul'un ilk Türk camisi Kazlı Çeşme Fatih Camii, farklı renklerin bir araya geldiği 15 Temmuz Meydanı. 13 mahallenin her sokağında farklı kültürlerden, farklı yörelerden çıkıp gelmiş insanlara rastlarsınız. Burada herkes dosttur, kardeştir. Sevgili Şebin Karahisarlı hemşehrilerim, Zeytinburnumuz Türkiye'mizin 7 bölgesinden, İstanbul dahil 81 vilayetinden gelen kardeşlerimizin kurmuş olduğu bir ilçedir. Aynı zamanda Zeytinburnumuz Balkanlardan ve Türk dünyasından gelen kardeşlerimizin de yerleşmiş olduğu bir ilçedir. Arzu ettik ki sizlerin, annelerinizin, babalarınızın, atalarınızın doğdukları coğrafyayı, yerel kültürümüzü ve yerel zenginliklerimizi daha yakından tanıyalım, çocuklarımıza da tanıtalım. Zeytinburnumuzun en önemli zenginliği sizlersiniz. Zeytinburnu kültürüne, ülkemizin kültürüne katkı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İşte burası Şebin Karahisar. Başı dumanlı burada dağların. Tepeleri tepeler kovalar birbiri ardı sıra. Her tepenin zirvesi başka bir tepeye komşu.
Tarihi kalıntılar açısından Giresun ilinin en zengin ilçesi Şebin Karahisar. Giresun'a 118 kilometre uzaklıkta. İlçe demek biraz yanlış olabilir. Bir zamanlar, yani Cumhuriyet'in ilanı sırasında ilmiş burası. Kurtuluş Savaşı'nda Şebin Karahisarlılar fedakarlıkla mücadeleye katılırlar. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra da Şebin Karahisar il yapılır. 10 yıl süreyle de il olarak kalır zamanında. Rum Krallığı dönemine kadar eski bir tarihe sahip bu coğrafya. Giresun ilinin en önemli yolu olan Giresun-Şebin Karahisar yolu, Giresun dağlarını Eğribel'de aşar gider. Eğer yağmurlu bir günde yolunuz düşerse buraya, çam ormanlarının toprak kokusu eşlik eder size yol boyunca. Yeşilin her tonu arasında uzanıp gider yol ayaklarınızın altından. Bu topraklara Kelkit Vadisi derler. Zorlu coğrafya ve soğuk hava şartları son yıllarda özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerine nüfus göçünü yoğun bir şekilde arttırmış. Kışın uzun bir zaman yalnız ve sessizdir bu topraklar. Baharla birlikte kısmen dönüş başlar buralara. Kimi gezi amaçlı, kimi memleket özlemiyle düşer yollara. Bu dumanlı dağların eteklerinde baharda alıp gider başını, göz uzayıncaya kadar yeşil ovalar. Sessiz sedasız süzülür ilçenin üzerine gri bulutlar. En sarp ulaşılmaz yamaçlar ulaşılır olur yollarıyla. İlçenin merkezinde en yüksek kayalığın zirvesinde yükselir Şebin Karahisar Kalesi. Ay yıldızlı şanlı bayrağımız, gri bulutların arasında ilçeden 160 metre daha yüksekte dalgalanır. İlk görenler bu nedenle kaleyi denizde bir adaya benzetirler. Muhtemelen ilk yapılışı Roma dönemine kadar gitmekte. Kale içinde eski yapı izleri ve sarnıç kalıntıları var. Ünlü gezgin Evliya Çelebi yazılarında kale içinde 70 kadar ev, sarnıç ve buğday ambarıyla Fatih Camii'nin bulunduğundan söz eder. İlçe, Bizans İmparatoru Hustinalius zamanında baştan başa imar edilmiş ve özellikle daha sonradan kale onarılarak sağlamlaştırılmış. Şebin Karahisar'ı gezerken birçok tarihi izlere, eski köy evlerine
çeşme kalıntılarına rastlayabilirsiniz sıkça. Zamanında birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır bu topraklar. Şimdilerde ise huzur içinde yemyeşil meyve bahçelerinin içlerinde salınır evler. Tarihi dönemlerden kalan hanlar, hamamlar, mescitler, camiler ilçenin tarihi dokusunu oluşturmakta. Bunlardan en bilineni olan Şebinkarahisar Kalesi'nin eteklerinde bulunan taş hanlar, kalenin kuzey eteğindedir. Bunlar yerli kara taştan yapılmış, iki katlı, kemerli, tipik Osmanlı mimarisinden. Günümüze kadar ulaşabilen güney cephesi, yapının zerafetini ortaya çıkarır adeta. Bir başka tarihi yapı ise ilçe merkezinde bulunan Atatürk evidir. 1924 yılında Atatürk ilçeye gelişinde bu evde kalmış. İstiklal Çeşmesi, eski belediye binası önünde yerini almış. Bu harika yapı, ahşap kırma bir çatıya sahip. Çatı içeriden sıvanmış. Sıva üzerleri ise kalem işi çeşitli motiflerle süslenmiş. Çeşmenin su haznesi, top, mermi ve ay yıldızlarla süslenmiştir. Şebinkarahisar ilçe meydanında bulunan İstiklal Çeşmesi, Şebinkarahisarlıların buluşma yeri. İlçenin 13 kilometre doğusundaki Kayadibi köyünde Meryem Ana Manastırı bulunuyor. Kayalara oyulmuş bir manastır. Yapı itibarıyla Sümela Manastırı'nın yapısından etkilenildiği hemen anlaşılıyor. 1939 yılı depreminden sonra manastıra iniş çıkışlar çok zorlaşmış. Her yıl Ağustos ayının 28. günü Giresun, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane illerinden gelen Rumların katılımıyla dini ayinler yapılmaktadır halen. Fatih Camii. Fatih Sultan Mehmet Otlukbeli Savaşı'nı kazandıktan sonra 29 Ağustos 1473 tarihinde Şebinkarahisar'a gelmiş ve bu gelişinin anısına bir cami yapılmasını emretmiş. Lice Kilisesi. Şaplıca Köyü Lice Mahallesi'ndedir. İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta. 1874 yılında inşa edilmiş. Şebinkarahisar yöresindeki ormanlarda meşeliklerden sonra sarıçam, köknar ve ardıç ormanları başlar. Dağların 2000 metreyi aşan kesimlerinde bodur ardıçlara ve ladin ağaçlarına rastlanır fazlaca.
yağmurlu bir Şebin Karahisar gezisinde tepelere çıkıp aşağı doğru inen dumanı seyre dalabilirsiniz. Genişçe ormanlık alanların yer aldığı bölgede doğal ve yayla turizmi bir hayli gelişmiş. Şebin Karahisar ilçesine bağlı Dikmetaş Yaylası'nda yer alan Dikmetaş Göleti görülmeye gerçekten değer. Dikmetaş Yaylası, zengin ormanları, masmavi göleti, buz gibi içme suları ve bol oksijenli havasıyla turizm cenneti olmaya aday bir yer. Yayla içinde yer alan yeşilliklerin arasında bulunan Dikmetaş Göleti doğal güzelliğiyle hayranlık uyandırıyor. Şebin Karahisar'ın kuzeybatısındaysa Kelkit Havzası'nın çok meşhur yaylalarından olan Sarı Çiçek Yaylası bulunur. Burası sayısız su kaynaklarına ve göletlere sahip. İlçe ekonomisi önemli ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalı. İlçede tarım denince tahıl ön plana çıkar. Son dönemlerde tütün de ekilmeye başlanmış. Özellikle cevizi çok meşhur. Çok verimli bu ceviz, Şebin cevizi olarak adlandırılıyor. Eylül ayı sonunda hasat edilir. Zehirlenmelere ve zehre karşı etkili olan Şebin cevizinin sayılmayacak kadar faydaları vardır üstelik. Bu özellikleri nedeniyle Şebin Karahisar cevizi aranan bir çeşit. Bu ceviz sayesinde yüzü güler bu topraklarda emek veren üreticinin. Şebin Karahisar ceviziyle ünlü olsa da meşhur dövme fındık helvasıyla da ün salmış. Dövülürken açığa çıkan fındığın eşsiz lezzetinin kokusu genzinizi yakar adeta. Şu anda ben fındık helvası yapmaktayım. Giresun'un çifte kavrulmuş yağlı fındığı ezilerek böyle ağaç dibekte yağı çıkıyor. Yağı çıktıktan sonra da pudra şekeri ilave ediyoruz. Tabii ki bu bayağı bir zaman alıyor. Tamamen doğal olarak üretilen bu eşsiz lezzetin yapımı bir o kadar da meşakkatli. Fındığın ezilmesi, yağının çıkması 1-2-3 saatlik zaman alıyor. Ondan sonra da pudra şekeri ilave ediyoruz. Azar azar yedire yedire şekeri dövmeye devam ediyoruz, karıştırıyoruz. Fındık Giresun'da ne zaman üretime başladıysa o zamandan bu zamana bu Şebin Karahisar'ımızın bir kültürü, geleneği haline gelmiştir. İnsanların damak zevkine uygun hale getirip sofralara eriştiriyoruz. Ve yemeye doyamayacağınız dut ve pekmezden yapılan pestil ve köme mutlaka tadılması gereken enfes lezzetler arasında. Kelkit Vadisi oyun havaları ve türküleri hemen hemen aynı tarzda. Yöresel türkülerin yoğun olarak üretildiği bölgelerden biridir Kelkit Vadisi.
Tam zaranın üzümü, dinle benim sözümü. Vallahi bırakırsam ey, göremezsin yüzümü. Billahi terk edersem şeker yârim, göremezsin yüzümü. Anlamı, parlak şafak olan Tamzara'nın tarihi çok eskilere dayanmakta. Şebin Karahisar'ın köklü mahallelerinden olan Tamzara'da zamanında bir han, bir hamam, 67 dükkan, 500 hane ve 500 tane dokuma tezgahı bulunmaktaydı. Dokunmasıyla meşhur olan Tamzara'da neredeyse her evde bir tezgah varmış. Her yıl Tamzara bezinin tanıtımı amacıyla Tamzara defilesi ve festivali yapılmakta. Ayrıca Avutmuş Mahallesi'nde dut ve ceviz bahçeleri bulunmaktadır. Siz geri dönüş planları yaparken dükkanları önünde oturan ilçe ahalisi çoktan kendi aralarında sohbete başlamıştır bile. Ve sessiz sedasız veda edersiniz bu eşsiz topraklara gitme vakti geldiğinde.